Işıl Işığın Tünel'den önceki Beyaz Ev serisinin maratonuna hoş geldiniz. Bu maraton için heyecanlıyım çünkü kitabın türü korku polisiye. Ben korku filmleri izlemenin hayranıyım. Çok fazla korku filmi izliyorum, hatta neredeyse diğer türlere bakmıyorum bile. Korku, gerilim, ikisini izlemek için o kadar çok seviyorum. Ve bu da beni heyecanlandırıyor. Özellikle Türk bir yazar olması ekstra heyecanlandırıyor. Ve kendisinin de sürekli bu tarz hikayeler anlatması bende büyük bir tatminlik duygusu var. Seriyi beğeneceğimi düşünüyorum. Beğenmeme gibi bir ihtimalimi görmüyorum bile. Kitabın sıralaması da Tünelden Önceki Beyaz Ev, Bodrum Katı, Çatı Katı şeklinde ilerliyor. Çok heyecanlıyım. Başlayalım. İlk kitap olan Tünelden Önceki Beyaz Ev kitabına başlıyorum. Şu an kelimeleri bir araya getiremiyorum. Açıkçası heyecanlı başlamasını beklemiyordum. Ama heyecan başladı. Merak unsuru çok iyi. Kendini okutturması çok iyi. Bir kitapta zaten bunlar varsa bu kitabı iyi yapmak için bence yeterli sebeplerden biri. Konusundan biraz bahsetmem gerekirse, Beyaz Ev'in sahibi ölüyor. Cenazesinde torunu geliyor. Torununu en son 5 yaşında görmüş. Daha sonra torununun annesinin ölmesinden sonra yurt dışına eğitim almaya göndermiş bu şekilde. Aralarında bağ yok gibi. Çocuk sadece cenazeye geliyor. Bu esnada aynı zamanda bir cinayet işlenmiş oluyor. Daha doğrusu işlenen bir cinayet bulunuyor. Parmakları ve kolları var. Bu ikisinin bağlantılı olduğu düşünülüyor. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç şeyler var. Yani spoiler vermemek için anlatamayacağım şeyler var ama kitap bu şekilde başladığı için ve bu bence bir spoiler değil, bakımdan anlattım. Çok ilginç şeyler oluyor. Çok merak ediyorum. Biraz hayaletimsi şeyler olabilir mi? Kitap dediği düşünmeye başladım şu an. Bence bir tık var gibi ama emin değilim. Emin olsam da söylemeyeceğim. Bu ölen dedede gizli bir şeyler var. Bir sır perdeleri var. Bu sır perdelerini acaba çocuk çözebilecek mi? Kafamda deli sorular. Vay be, dediğim gibi dede uğursuz çıktı. Ben çözmüşüm bu işi. Dedede bir iş var dedim. Bu çocuk rüya mı görüyor? Yoksa gerçekleri mi yaşıyor? Ben bir türlü anlamış değilim. Bir an önce anlamak istiyorum yani. Sayfa 89 bu kadar heyecanla ilerleyen bir şey olamaz. Çocuğa acıdım yemin ederim. Bu çocuk evin gizemini mi çözsün? Cinayet timi çözsün? Ne yapsın bu çocuk ya? Garip bir çocuk. Hakkını yemem. Çocuk gerçekten çok zeki. Evin gizemini de polisin çözebileceği ya da çözemeyeceği cinayeti de çözebilir.
Kitabı bitirdim. Sonunu tahmin ettim. Ama farklı bir şekilde düşünmüştüm. Beklediğimden farklı oldu. Bu yanı beni şaşırtması hoşuma gitti. Güzeldi. Akıcılık, merak unsuru her şeyi de iyiydi. Başta çok polisiye başladı ama sonra gene gizemini aldı. Bu yanıyla da iyiydi. Ben beğendim. Seriyi keyif olarak okudum. 12-17 yaş arasında korku polisiye türü okumak istiyorsanız kesinlikle okumanız gereken bir seri olduğunu düşünüyorum. Merak unsuru, akıcılığı, gizemi her şeyiyle çok iyi bir seriydi. Okuyacak olanlara şimdiden keyifli okumalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.